Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tan herkese merhaba. Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT2'deyiz. Bugün Murat Boncuk konuğumuz olacak. Önce haber turu, buyurun efendim. Türkiye Dergiler Birliği tarafından Eyüp Sultan Belediyesi'nin ev sahipliğinde okurlarla buluşan 10. Uluslararası Dergi Fuarı sona erdi. Bu yılki teması, okul dergiciliği olan fuarın onur konuğu, 7 yıldır yayın hayatına devam eden Osmanlıca dergisiydi. Edebiyat dergileri, gençlik dergileri, fanzin dergiler, okul dergileri, misafir dergileri ve içtimai dergiler bölümlerinden oluşan fuarda bu yıl yaklaşık 250 dergi okurla buluştu. Kategoride ödüllerin de dağıtıldığı Uluslararası Dergi Fuarı'nı bu yıl 100 binin üzerinde okur ziyaret etti. Türkiye'nin ziyaretçi, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük fuarlarından olan Kocaeli Kitap Fuarı, çeşitli kültür sanat programları ve yoğun katılımla devam ediyor. Bugüne kadar düzenlenen 10 fuarda Kocaeli yaklaşık 5 milyon okuru ağırladı. İki üniversitesinde 80 bini aşan öğrenci sayısıyla Türkiye'de önemli bir potansiyele sahip bir kent. Böylesine kentin genç ve hareketli nüfusunun kültürel anlamda gelişmesine katkı sağlayacak bu fuarda oldukça önemli. 490 yayın evi ve 80 sivil toplum kuruluşu fuarın katılımcıları arasında. 800'ün üzerinde söyleşi, panel ve imza günü fuar ziyaretçilerini bekliyor. Okurların uzun kuyruklar oluşturduğu Kocaeli Kitap Fuarı 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir. Beni hor görme kardeşim, beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tuz muyum? Aynı vardan var ol. Aşık Veysel 125 yaşında. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT Avaz İşbirliği'nde doğumunun 125. yılında Aşık Veysel Anmayılı Açılış Konseri etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'ndaki etkinliğe TürkSoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, çok sayıda diplomatik temsilci ve Türk Cumhuriyetlerinden davetliler katıldı. Açılış konserinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Başkurdistan, Tataristan, Özbekistan, Moğolistan ve Türkiye'den 40'tan fazla sanatçı vardı. Konserde sahne alan Türk dünyasının genç sanatçıları ise Aşık Veysel'in eserlerini yeni yorumlarla seslendirmenin yanı sıra birçok eserin premierini de sergiledi. Ladino müziğinin güçlü sesi Yasmin Levi, Vakıflar Haftası kutlamaları kapsamında Edirne Büyük Sinagog'da konser verdi. Levi, konserini flamenko dans figürleriyle süslerken, Ladino, Türk, Roman ve flamenko ezgiler seslendirildi. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem sanatçıya çiçek takdim ederken, Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentin önemli el sanatlarından
Edirne kare tarzı işlenmiş tablo armağan etti. Yasmin Levy konser salonunda dinleyenlerden yoğun alkış aldı. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında 3 bale Süreyya Operası'nda seyircisiyle buluştu. Biz de ekibin provasına eşlik ettik. Hande Yücel'in haberi geliyor. Buyurun efendim. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında 3 bale adlı eseri sahneye taşıdı. Bahar, Nox ve Dört Mevsim adlı birer perdelik eserden oluşan 3 balede 2 eser dünya premierini gerçekleştirdi. Premier yapan ilk eser Bahar, sanatseverlerin Türkiye'de ilk kez tanıştıkları koreograf Orkan Dan'ın eseri. Rahmaninov imzalı müziğiyle neoklasik bir bale olan eseri Dan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi için yaptı. The whole idea about it is like that the piece is telling a story by itself. We don't have, it's not a narrative story, but we will have like dance, like meaning a body on stage, and that body is expressing something where we can all identify with it. So I think everybody needs to see it for themselves in order to make their own opinion, make their own story, and make their own imagination, creativity flow free. Dünya premieri yapan ikinci eser Nox'un müziği Utku Şillilere ait. Bu modern balenin koreografisi ise Deniz Özaydın'ın imzasını taşıyor. Nox aslında herhalde her insanın kendine sorduğu sorular üstünden çıkan bir iş. Şöyle diyebilirim. Yani insanlığın, eğer insanlığın yeniden bir yaşam kurma şansı olsaydı sonuçları yine aynı mı olurdu? Yani bu üstünde yaşadığımız dünyayı dünyayla birlikte yaşamaktansa acaba onu yine ele geçirmeye mi çalışırdık? Üç balede yer alan son eser, Uğur Seyrek'in koreografisini yaptığı ve önceki sezonlardan büyük beğeni toplayan Dört Mevsim. Evet. 27 Nisan akşamı seyircilerle buluşan eser, 30 Nisan akşamı ise yine Dünya Dans Günü etkinlikleri kapsamında Kiev'den İstanbul'a adını taşıyan özel bir gala gecesinde sahnelenecek. Üç bale 7, 16, 21 ve 25 Mayıs'ta Süreyya Operası'nda yeniden sanatseverler tarafından izlenebilecek. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. İstanbul'u en neşeli halleriyle resmeden Faruk Cimok ve İstanbul Resimleri sergisi var sırada. Buyurun. Dünyaca ünlü ressam Van Gogh'un hayatı Hakan Gerçek tarafından uzun yıllardır sahneye taşınıyor. Oyunun detayları ve dostum Hakan Gerçek'le yaptığımız röportaj geliyor şimdi ekranlarınıza. Buyurun. Post-empresyonist ressam Van Gogh'un portresi tiyatro sahnesinde. Van Gogh 10 yıldır usta oyuncu Hakan Gerçek tarafından sahneleniyor. Oyun, ressamın yaşadıklarına, resme başlayışından intiharına kadar geçen süreye atölyesinden tanıklık ediyor. Daha önceki yaşamını, madenlerdeki çalıştığı dönemi
Ve bir dönem kilisede rahip olarak da çalışıyor. O dönemini, oradan kopuşunu ve resme başlayışını ama tabii ki ağırlıklı olarak resme nasıl baktığını görüyoruz. Tabii ki Van Gogh hiçbir zaman için oyunun içinde de geçer o laf. Döneminin satılabilir ressamı değil. O yüzden hep bu yönde acı çekmiş bir insan ve satılabilir şeyler de yapmıyor zaten. Kendisi de söylüyor. Amacım satılabilir şeyler değil diyor. Kendimi ifade etmek diyor. Ve bütün bu aslında resimle alakalı hikayesini dinliyoruz. Ama tabii ki resimle zaten hayatı resim olduğu için de hayatını dinliyoruz. Oyunun metni Gordon Smith'e, çevirisi ise Ülkü Tamer'e ait. Çok eski bir metin aslında. Bu da mektuplarından yapılmış bir metin. Gordon Smith'in. Ama tabii Ülkü Bey'in çok güzel o duru Türkçesiyle şiirsellik kazanmış bir metin. Yani yurt dışında bu metni Ülkü Bey gibi başka bir ülkede mesela bir çevirmen yapabilir mi? Ya da kendi dilinde nasıl karşılık buluyordur onu bilemiyorum. Ama bildiğim kadarıyla şu anda bu metni biz oynuyoruz diye düşünüyorum. Çünkü ben de duyarım, bilirim mutlaka. Sevmek ve çalışmak üzerine kurulu bir hayat hikayesi olan Van Gogh, bir yüzden sevgi çıkarılabilir mi? Ya da bir yüze sevgi eklenebilir mi sorusunu soruyor. Bu oyun sadece bir ressamın hayatına bakmak olarak algılanmaması lazım. Bir insanın çalışma disiplinine, hayatı nasıl algıladığına, nasıl var olmaya çalıştığına bakmak açısından da çok iyi olur. Mesela en çok sevindiğim şeylerden biri de resim sanatıyla ilgilenen öğrenci arkadaşlarımız, akademilerde okuyanlar gelip oyunu izledikten sonra bana biz bırakacaktık fakat bu oyunu seyrettikten sonra yolumuza devam etmeye karar verdik diyorlar ki bu benim için en büyük mutluluk. Tiyatro Gerçek tarafından sahnelenen eser, İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Bugün beş sanatta geleneksel sanatlar var. Şan Hüvan'la arkadaşımız Kübra Sönmezış'ın yaptığı röportaj geliyor ekranlarınıza. Buyurun. Suyu renklerle buluşturan akıcı, değişken, kağıt boyama sanatı Ebru. İşte bu sanatın kendini ve sınırları aşan gücü Çinli sanatçı Zhang Kuan'ı etkiledi. Çin'de bir sanat galerisinde çalışan Huan, orada tanıştığı Türk sanatçının eserlerinden Ebru'yu keşfetti ve ülkesinden kilometrelerce uzakta bu sanatın peşine düştü. Bir Türk'le evlenen Huan, Türkiye'ye yerleşti ve böylece Ebru yapma hayalini hayata geçirdi. Evlendim, sonra ben Türk geldim. İlk gün benim soru Ebru Desne'ye oğlu ben alacak istiyorum. Çok okul gittim ama Ebru Des yok. Ondan sonra bir Ebru hocam tanıştım. Ebru Des istiyorum. Sanat dükkan gittim. Her Ebru boyalı kağıt, her şey materyal aldı. Evde bir bakmak için bu bakmak, o bakmak, her şey yapıyorum. Video bakıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş anladım ve beğendim ve öğrendim. Çocukluğundan beri sanat eğitimi alan Huan, Ebru'nun yanında sulu boya ve pastel çalışmalar da yapıyor. Çin'deki çok sanat, profesyonel sanat, Ebru sanat yok, böyle. Ve bizim çok sanat toplantı, workshop ben Çin'deki yaptı bir
3-4 şöyle yaptım. Herkes çok beğendim, çok seviyor. 2016 ben sanat, Ebru sanat başladım. Ama önceki 3 yıl önceki diğer bir Çinli arkadaşım da bu Ebru Çin'deki taşınıyordum, yaptı, onu da yaptı. Ama ben daha güzel yapmayı istiyorum. Çünkü benim sanat sadece Ebru değil. Ben pastada çalışıyorum, sulu boya çalışıyorum, yağlı boya da çalışıyorum. Ve ya çocuktan, ben çocuktan sanat, resim başladım. Çok iyi çalışıyordum. Bunun için benim için daha fazla, daha profesyonel, güzel bir şey düşünüyorum. Çin'de Ebru sanatı ile ilgili atölye çalışmalarına katılan Zhang Kuan, Mayıs ayında açacağı Ebru sergisi için gün sayıyor. Çin çok arkadaşımla biliyor ben Ebru sanatı yapıyor veya Ebru sanatından önceki ben sulu boya dünyadan çok ülke sergi gittim. Bu yüzden biraz insan önceki biliyor, benim biliyor. Şimdi Ebru için daha biliyor onları. Bu Mayıs Çin'deki bir büyük sanat galerisi, Big House Art Gallery. Onlar benim için bir sadece bir Ebru sanat sergi yapacak. Benim için ben en seviyor sanat su ile sulu boya ben en seviyor. Ondan sonra bunu da Ebru da su ile. Benim için su çünkü çok canlı ve hayat bir şey. İstanbul Uluslararası Sanatçılar Derneği'nin kurucusu olan Huan, Çin ve Türk kültürünü bir araya getiriyor. Dünyadan önemli isimleri Türk sanatseverlerle buluşturmak isteyen sanatçı, sergiler ve atölye çalışmaları organize ediyor. Bugün portre köşemizde Muhsin Ertuğrul var. Ertuğrul'u vefatının 40. yılında saygıyla anıyoruz. Muhsin Ertuğrul, tiyatrocu, yönetmen, oyuncu ve yapımcı. Türk tiyatrosuna yaptığı katkılarla adını tarihe kazıdı. 105 yılı geride bırakan şehir tiyatrolarının kurulup şekillenmesi ve varlığını korumasındaki en etkin isim oldu. ...1892 İstanbul doğumlu Muhsin Ertuğrul, uzun sanat yaşamı boyunca Türk tiyatrosundaki birçok atılıma öncülük etti. ...1927'de Darül Bedai'nin başına getirildi. Tiyatro repertuarına eserlerin seçimi, provaların düzenli yapılması, oyunların saatinde başlaması gibi konularda çalışmalar yaptı. 1949'da ise devlet tiyatrolarının ilk genel müdürü oldu. İlk renkli Türk filmi olan Halıcı Kız'ı yönetti. Tiyatroya yaptığı hizmetlerden dolayı 1931'de Göte madalyasıyla ödüllendirildi. Usta tiyatrocu, sanat yaşamının 70. yıl kutlamalarına katılmak ve Ege Üniversitesi'nin verdiği Fahri Doktor unvanını almak için gittiği İzmir'de 29 Nisan 1979'da vefat etti. Hayatını tiyatro ve sinemaya adayan sanatçı, ardında bıraktığı eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Programımızın başında da söylediğimiz gibi bugün çok değerli bir konumuz var, Murat Boncuk. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, çok nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Çok güzel her şey. Evet, her stüdyomuzda size çok uygun bir dekorumuz var. Evet. Çok önemli sanat eserlerimiz var Süleyman Saim Tekcan'ın. Programınızı izleyen konuklarımız da sizin atla ilişkinizi çok iyi biliyorlar ama bilmeyenler için birazdan aktarmış olacağız. Nasıl, beğendiniz mi Süleyman Saim Tekcan'ın eserlerini? Yani çok beğendim. Özellikle şu sizin tam arkanızda bulunan beyaz at. Ne kadar çok güzel. Çok ilgimi çekti. Umarım bir gün Süleyman Saim Tekcan eserine siz de sahip olabilirsiniz. İnşallah. Çok güzel olur böyle bir şey. Atölyenize de çok yakışır, evinize de yakışır, evet, eminim. Çiftlikte de çok. Murat Bey, sizinle sohbete başlamadan önce sizin için hazırladığımız bir VTR'miz var, videomuz. İsterseniz önce onu izleyelim. Tamam. Ondan sonrasında sohbetimize devam edelim. Buyurun efendim, izliyoruz. Ben sosyal hayatımda çok konuşkan birisi değilim. Sanatkarlar da kendilerini yaptıkları işlerle anlatırlar. Genç neslin sabır gösteremediği geleneksel zanaatlara önem gösteriyorum. Çünkü bu zanaatları yaşatarak aktarmaktan sorumlu olduğumu hissediyorum. Murat Boncuk, geleneksel sanatların yaşatılmasını ve bu sanatların genç nesillere aktarılmasını motto edinmiş bir zanaatkar. Yaşayan az sayıdaki kısmet ustalarından biri olan Murat Boncuk, TRT2 ekranlarındaki programında her bölüm bir başka geleneksel sanatı icra ediyor. Farklı el sanatlarında ve zanaatlarında ustalaşmış olan Murat Boncuk, bu sanatlara nasıl başladığını, malzeme ile kurduğu ilişkiyi anlatıyor. Kolçak ve kemer yapımının incelikleri, kısmet yapımı, deriden zırh ve kemer gibi kostümlerin yapımı, programda farklı sanat ve zanaatların üretim aşamalarını izleme fırsatı bulan izleyiciler, o sanat veya zanaatın bugünkü durumunu, geleceğini de Boncuk'tan dinliyor. Atları fısıldayan adam olarak da bilinen Murat Boncuk, programda ayrıca at kültürüyle ilgili bilinmeyen konuları ekrana taşıyor. Murat Boncuk ve en yakın arkadaşı Desperado, her pazar 19.30'da Murat Boncuk'la Atölye programına TRT2 izleyicilerini bekliyor. Sevgili
Sevgili seyirciler, bugün stüdyomuzda atlardan sakinliği öğrendiğini, sabrı öğrendiğini özellikle söyleyen, hayatı çok renkli ama bütün uğraşları çok sabır gerektiren biri var karşımızda. Murat Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programınızı izleme fırsatını, şansını yakaladım. Çok güzel bir programınız var. TRT2 ekranlarında atölye programı. Seyircilerimiz eminim yakalamışlardır. Yakalamayanların da bundan sonrasında haberleri olup yakalayacaklarını umut ediyoruz. İnşallah. Atölyenin hikayesine başlamadan önce ben sizin kısmetle olan ilişkinize aslında zanaatlarınızın başlangıcına girmek istiyorum. İrfan Şahin'le bir gün tanışıyorsunuz ve olaylar nasıl gelişiyor? Sizden dinleyelim gazeteyle başlayan hikayenizi. 9 yaşlarında ben normalde anne baba Karadenizli, Rizeli ama ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Tabii sobalı bir evde oturuyorduk. Babam da her hafta sonu koli koli balya balya gazete kağıtları getiriyordu. Ben de yani en büyük zevkim arkadaşlarım dışarıda çelik çomak oynarken, meşe oynarken ben de gazeteleri karıştırmayı çok seviyordum. İrfan Şahin haberi çok dikkatimi çekti. İrfan Şahin benden önceki kısmet ustası. Yaklaşık 50 yıl yağlı güreş camiasına hizmet vermiş birisi. Kısmetin ne olduğunu bilmiyordum ve araştırmaya başladım. Tam sayfa bir haber vardı. Kısmetin üzerindeki desenler çok ilgimi çekti. Babama hemen gazeteye götürdüm. Dedim baba ben kısmet ustası olmak istiyorum. Bak Türkiye'de kimse yapmıyormuş bu işi. Ben yapmak istiyorum falan dedim. Babam dedi kısmet ne demek, kısmet mi falan dedi. Ondan sonra tabii o gece başladı bende rüyalar, işte düşünceler nasıl yapacağım diye. Ben hemen güreş kulübüne yazıldım. Bizim mahallede bir güreş kulübü vardı. Allah tarafından iş olacak ya, her şey böyle gözümün önünde, güreş kulübüne gittim. Ben güreşçi olmak istiyorum dedim. Çünkü kısmetçiliğe başlamam için güreş camiasının içine girmem evet. gerekiyor. Güreşçi oldum. Biraz da böyle yapılı, tombik birisiydim. Birkaç işte güreşçi yendikten sonra başarılı olmaya başladım. Sonra İrfan Usta'nın yolunu tuttum Çanakkale'ye. Dedem rahatsızdı. Hacıdan yeni gelmişti. Pardon. Ben fikrimi ona söyledim. Bana dedi ki tamam dedi, benim de dedi cebimde de birkaç yüz dolar var, sana vereceğim dedi. Çanakkale'ye git, hayallerinin peşinden koş. Ben de gittim. Sabah erken sular saatlerde İrfan Şahin'in dükkanını sonra buldum. Camdan içeriye bakıyordum. Sonra arkamdan bir el geldi. Zaten eşortman ve tombik olduğumdan pehlivan olduğum anlaşılıyordu. Pehlivan hoş geldin dedi. Hoş bulduk dedim. Daha sonra içeri davet etti. Çay kahve içtikten sonra kendime uygun bir kısmet almak istediğimi söyledim ona. Zaten şu anda izliyordur beni merakla, sürekli görüşüyoruz. O da hazır kısmetlerden vermek istedi. Ben ama onu yaparken görmek istemiştim İrfan Usta'yı. Bu yüzden işlemi tam bitmemiş kısmetlerden. Yani şu olur mu dedim. Evet dedi, olur dedi ama dedi birkaç saat beklemem gerekir dedi. Benim de zaten istediğim şey oydu, o yaparken izlemek. O yaparken izledim, sanki hani çok sevdiğiniz bir filmi izlersiniz, dalarsınız ya filmin içine, gözleriniz hiçbir şey görmez. Çocuk yaşlarda ben de İrfan Usta'yı öyle izledim. O nakış yaparken makinenin sesi, ritmi kulaklarımda, çok güzel bir müzik dinlersiniz mesela. Oradaki atmosferi ben 34 yaşındayım, bu yaşıma kadar görmedim. Yani çok büyülü bir, artık çocukken mi bana öyle bir his geldi bilmiyorum. O atmosfer beni çok etkiledi ve ben o kısmeti yapımını izledikten sonra evet kısmet ustası olmaya karar verdim. İrfan Usta'ya o anda söyledim, ben senin çırağın olmak istiyorum dedim, beni alır mısın? Tabii sosyal olarak uygun olmadığı için, çünkü ben İzmir'deyim, o Çanakkale'de okulum var. Olmayacağını biliyordum ama şöyle bir şey söyledi, istediğin zaman gelip beni izleyebilirsin ve görebilirsin dedi. Aradan yıllar geçti. Ben de evimizin altında bir ayakkabı tamircisi vardı. İşte olacak ya hani güreş kulübü. Evet. Ayakkabı tamirciliğiydi. Kısmetçiliğe en yakın meslek. Çünkü kısmetçiliği yapan yok. Ben de oradaki derilerle, ustayla da samimileştim. Ayakkabı parçalarını birleştirerek, derileri keserek, şekil vererek kısmete benzetmeye çalışıyorum elime gelen her malzemeyi. Genellikle ustam olmadığı için hep deneme yanılma yöntemiyle kısmetçiliği geliştirmeye başladım. Aradan yıllar geçti. Sonra bir güreş festivaline gittik babamla beraber. Burayı hızlı anlatacağım. Kısmetleri sergi gibi açtık. İlk defa kısmet sergisi oluyor. Çünkü o
Türkiye'de bir tek kişi yapıyor. O da Çanakkale Bigalı İrfan Usta. Pehlivanlar İrfan Usta'nın dışında yapılan kısmetleri görünce kimin kısmeti falan deyip babama dediler ki amca sen mi yapıyorsun bu kısmeti? Yok dedi, oğlan yapıyor deyince iyice pehlivanlar şaşırdı. Nasıl ya dedi, 12-13 yaşında çocuk kısmet mi yapar diye. Sonra pehlivanlar beni tanımaya başladı. Güreş organizatörü bize ortaklık teklif etti. Bak sen bu kısmeti yapıyorsun ama tanınmıyorsun. Eğer bu işi tüm pehlivanlara satmak istiyorsan benimle ortak ol. Sana İzmir'de güzel bir dükkan vereyim. Tabii böylece ilk iş yeriniz kurulmuş oldu. Ben 13-14 yaşlarında bir dükkanım vardı. Yani 60 yaşında dükkan arkadaşlarım vardı. Beraber kepenk kaldırıyorduk. Daha sonra İzmir Kahramanlar'da, yani fuarın tam kenarında, evet, çok güzel bir muhitte kısmet ustalığına devam ettim. Pehlivanlar artık beni tanıyordu. Soyadım sempatik buldukları için hep boncuk derler bana halen daha. Kısmetlerin bacaklarında da boncuk yazar. Ressam mesela imzasını atar, evet, resmin altına. Ben de kısmete naçizane ismimi yazıyordum. Benden önceki İrfan Usta da Bigah yazardı Çanakkale'yi. İlk baş pehlivanlardan Sebahattin Kangal'a yaptım kısmetimi. Tabii bir film çekersiniz, yorumları beklersiniz. Resim yaparsınız, yorumları beklersiniz, evet, ya. Ben de kısmeti yaptıktan sonra pehlivanlardan yorumları bekliyorum. Acaba nasıl, beğendiler mi? Çünkü İrfan Usta'nın kısmetini sonsuz giyiyorlar. Hani hiç, İrfan Usta ismi var. Çok güzel yorumlar aldım. Çok güzel destekler aldım. Bu beni daha da kamçıladı. Ve uzun yıllar Kırkpınar'daki bütün pehlivanlara kısmet diktim tek başıma. Yani çocukluğumun büyük bir bölümü böyle geçti. Kendiniz de güreşlere katıldınız değil mi bu dönemde? Evet, zaten bu dönemde hem kısmet, evet, hem de güreş yapıyordum. Güreşi aslında bir araç olarak kullanmıştım kısmete ulaşmak için. Çok da ilerletmedim güreşi ama güreş hareketlerine çok ilgim vardı, oyunlarına. Çünkü onlar da birer sanat. Onları iyi öğrenip ben de arkadaşlarıma ve çıraklarıma, çok çırağım oldu bu arada, onlara göstermeyi seçtim. Başarılı olan çıraklarım var. Şu an yanımda mesela benimle ata binen, benimle deri kesen, benimle kostüm yapan bir çırağım var. Herkes... 10 yıl önce mi tanışmıştınız? Ya da, evet, 10 yıl önce çırağınız 10 yıl, 10 yıl önce sanırım, bu güreş zamanlarında, evet, tanışmıştım. Aynı zamanda güreşçi çırağım, yani benden birisi o da. Sürekli aynı ortamdayız zaten. Bulut Demirtürk, ona, evet, da buradan sevgiler gönderiyorum. Hem çırak yetiştiriyorum, hem yaptığım işleri birilerine aktarıyorum. Her şeyi denemeyi seviyorum. İşte bu şekilde programlarınızda diyorsunuz ki çok fazla çırak, yani 2 seneden fazla kalmadı çıraklarım diyorsunuz ama Bulut Demirtürk'ün durumu çok farklı. O kısmete başlamadı ama. O kısmete başlamadı. Evet. Evet. Şöyle, ben Edirne Valiliği Yok Olan Meslekler adı altında beni Edirne'ye davet etti ve orada çok güzel tarihi bir mekanda bana atölye verdiler. Birkaç tane çırağım oldu orada. Fakat el işi ve çok sabır gerektirdiği için bir kısmet normalde 3 günde yapılıyor ve 60 metre el dikişi var. Evet. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Çok sabır gerektiği için gençler de pek yönelmedi bu işe. Neler yapılabilir yaygınlaşması için? Örneğin yerel yönetimlerin desteği, belediyeler böyle şeyler açabilirler mi? Tabii ki. Beklentiniz var mı bu konuda? Ben zaten yıllardır bunu söylüyorum. Evet. Belediyeler, yerel yönetimler kısmet ustalığı adı altında bir kurs açarsa ben de seve seve hiç bedel karşılığını almadan gidip onlara eğitim de verebilirim. Yani kurslar açılarak bu iş yaygınlaştırılmalı. Nasıl keçe yapımı yaygınlaştıysa son, evet, zamanlarda kadınlar artık evlerde yapıyorlar sabunlar falan. Kısmet ustalığı da öyle yaygınlaşabilir. Şu anda yapan birkaç kişi var. Hani benim el verdiğim kişiler. Onlar sayesinde gidiyor. Yurt dışına da aslında tanıtmamız gerekiyor. Çünkü kısmet yok olmaya yüz tutmuş bir değerimiz. Gökten zembille mi indin derler ya, hani bir zembil vardır çanta. Evet. Mesela onu Çanakkale Biga'nın Ağaköy ilçesinde bir kadın yapıyordu. O kadın hastalığı dolayısıyla zembil yapmayı bıraktı. Şimdi mesela Türkiye'de zembil toplamaya kalksanız bir ya da iki tane toplarsınız. Çok üzücü. Evet. Böyle bir kültür değerimiz maalesef %90 oranında yok oldu. Peki güreşle ilgili böyle bir hayaliniz var mı? Örneğin sumo güreşleri gibi dünyaya daha fazla yayılması, daha fazla duyurulması ya da organizasyonlardaki bir takım gördüğünüz estetik algıların yetersizlikleri nelerdir? Bakır kaplardan bahsettiniz örneğin. Onları seyircilerimizle paylaşır mısınız? Tabii ki. Ben yaklaşık 20 yıldır yağlı güreş camiasının içerisindeyim.
20 yıl önce nasıl başladıysam şu an aynı şekilde aynı devam ediyor. Hiçbir estetik olarak bir artış yok. Kalite olarak da bir artış göremiyorum. Yani bunu açıkça söylüyorum çünkü bütün pehlivanlar da aynı düşüncede. Bence yağlı güreşin merkezi Olimpiyatı Kırkpınar, Edirne Kırkpınar. Burayı ne kadar güzelleştirirsek Anadolu'da yapılan festivaller de ona örnek alacak ve daha da güzelleşecek. Yani detaylandırmak gerekirse Kırkpınar Meydanı'nda bulunan davulcusu, yağcısı, bezcisi, hakemi öncelikle kılık kıyafet olarak geleneksel tarzda olmalı. Yani 700 yıl önce nasılsa Osman Gazi zamanında işte Anadolu Selçukluları zamanında yağlı güreşler nasıl yapılıyorsa, ne giyiyorlarsa aynısı olmayabilir ama ona benzer tasarımlar olabilir. Bu konuda da yerel yönetimlere ben buradan sesleniyorum. Hani bu konuda da benden faydalanmak isterlerse çünkü sizin mesela gibi bu işe çalışan çok fazla insan yok ve siz bu konuda evet çok büyük katkılar sunabilirsiniz değil mi? Evet tabii ki de. Kostüm anlamında da evet, diğer aksesuarlar anlamında. Kostüm anlamında işte mesela yağ kazanları, işte plastik yerine bakırdan yapılmış ibrikler. Evet. İşte potur şapkalar, körüklü çizmeler. Çünkü şu anda gibi kasketler var değil mi örneğin? Şu an evet normal işte. Hatta üzeri yazılı belki, yazılı, markalı yazılı reklamlı, gördüğümüz öyle evet, oluyor. Maalesef yani öyle ve çok renk karmaşası var. Evet. Pehlivanların kısmetlerinde de mesela değişik tarza gidilebilir, renkler konulabilir. Saha düzeni mesela dekor daha da modernize değil de daha geleneksel havayı yansıtabilir. Çünkü yağlı güreş seyircisi geleneksel bir spor olduğu için yağlı güreş izliyor. Yoksa evet, televizyonları karşısında açar, minder güreşini de izleyebilir, beyzbol da izler, golf de izler ama bir de yağlı güreş seyircisi çok vefalı bir seyirci, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Sabah 8.30'da güreşler başlar, akşam 7'ye kadar evet sürer ve Anadolu'nun bilmem neresinden kilometrelerce yol uzaktan gelen bir yaşlı amca hiç kıpırdamadan akşama kadar yanında getirdiği çıkınıyla beraber o güreşleri izler. O yüzden başka bir spor dalında böyle vefalı seyirci göremezsiniz. Yağlı güreşin çok önemi var. Hatta söylerken bile hep tüylerim diken diken oluyor. Benim üzerime düşen, yani benim ilgilendiğim tarafı daha geleneksel hava ve işte dekorudur, kostümüdür falan. Bu konuda benden yardım almak isteyen yerel yönetimler olursa seve seve kendimi... Umarım programımız buna bir çare olur. İnşallah ve buradan duyulur. Bir aydınlanma ya da farkındalık yaratılmış İnşallah olur bu konuda. Peki bir gün bir... projeniz var. Yine yağlı güreşlerle ilgili, güreşle evet ilgili ve TRT ile buluşma imkanınız doğuyor. Evet. Ve bu projenizi götürüyorsunuz. İsterseniz önce atölyenin nasıl doğduğunu bir konuşalım. Sonrasında yine televizyondaki diğer işleri konuşalım. Tamam. Yine TRT'ye bir proje için başvurmuştum. Koca Yusuf mu bu? Koca Yusuf. Evet. Kendimce Koca Yusuf'u yazmıştım. Senaryo haline getirmiştim. Evet. Bayağı 2-3 yıl uğraşmıştım. Çünkü çok enteresan bir anısı vardır Koca Yusuf'un. Evet. Mezarı yoktur, denizde ölmüştür evet falan. Bunun için görüşmeye gittiğimde sonra kendimi tanıttım. İşte bu işlerle uğraşıyorum falan. Aa dediler biz sana program yapalım. Sonra çok hızlı gelişti her şey. O süreci tam hatırlayamıyorum ama. Ve birden atölye fikri çıktı. Birden ormanın bütün içinde. Bütün TRT yönetimiyle birlikte. Evet. Orada heyecanlanarak bir projeyi çatmış oldunuz birlikte. Evet. Ne için gittiniz, neye dönüştü iş evet değil mi? Aslında benim her zaman aklımda vardı. Bu yaptığım işleri atıyorum bir sosyal medyada ya da bir yerde yayınlamak istiyordum ki hani ben yapıyorum ama başkaları da yapsın diye. Allah'tan yani böyle bir şey ne oldu. Ne kadar güzel olmuş. Bu sayede evet biz de böyle harika bir programı izleyebiliyoruz. Peki şimdi hemen önceye birazcık saralım. Hı-hı. Çünkü siz dizilerde, setlerde, filmlerde, bazı önemli projelerde çalıştınız. Ama sadece kısmet için değil. Kostümler çalıştınız, atla ilgili çalışmalarınız Hı-hı oldu. Onları isterseniz bir seyircilerimizle paylaşalım. Çünkü birdenbire bir televizyon kanalına gidip de ülkemizin önemli televizyon kanalına, Hı-hı, devlet kanalına gidip de benim projem var demediniz. Sanat yönetmenliğinden gelen başka bir yönünüz vardı. Sanat yönetmenliği demeyelim de sanatı seven bir evet işçi diyelim. Evet. O da şöyle oldu. Aslında atlarla ve sanat, ya, sinema ve diziyle tanışma hepsi aynı dönem oldu. Çocukken zaten evdeki perdeleri falan kesip böyle bir şeyler yapıyordum ben, kostüm falan. Annem hep kızardı o yüzden. Yaklaşık bir 10 yıl önce İzmit'te bir pilota kuruldu ve ben orada bir oyuncu arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Orada deri bölümü vardı. Deri bölümünde de bir ayakkabıcı ustası
Çünkü deri tasarım diye bir şey yok dizilerde. Evet. Hani kostüm anlamında. Bir at başlığı, eğri ve göğüslüğü yapmaya çalışıyordu Sinevent. Bir padişah anlatıydı bu. Benim de zaten hayalim böyle atları süslemek, püslemekti. Dedim ki ben sana yardımcı olabilirim çünkü işin içinden çıkamıyordu. Tak hemen bir yarım saat, bir saat içerisinde bir şeyler şekillenmeye başlarken, iş üzerindeyken yapımcı ve yönetmen atölyeye ziyarete geldi. Bunu kim yaptı dedi. Arkadaşım dedik işte bu Murat Boncuk işte İzmir'den geldi. Bizimle çalışır mısın dediler hemen. Ben hemen eve telefon açtım. Dedim böyle iş teklifi aldım. O an sinema ve dizi sektörüne girmiş bulundum. Bu da TRT'de kanalımızda olan evet. Bir diziydi. Paylaşmak isterseniz paylaşın. Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam evet. Benim ilk dizim. Evet. Orada başladım sevgili Barış Karaca'yla. Bana da çok desteği vardır. Kostüm tasarımcımızdır Barış. Barış'la beraber aslında işte zırhlar, işte kolçaklar onlara girmeye başladık. Bu zamana kadar hep yurt dışından. Bulgaristan'daki işte onu bu yana stüdyolarından kiralanan kostümler, deri zırhlar gelirdi. Artık benim bu işe başlamam bir sektör oluşturdu. Hani sanat yönetmeni, işte kostüm tasarım ve deri tasarım artık yazıyor. Evet. Anadolu'da da birçok kişi artık deri zırh yapmaya başladı ve bana sosyal medyadan ulaşıp mesaj atıyorlar. İşte abi bak bakalım olmuş mu? İşte ustacım karar ver diye. Ya bu benim çok hoşuma gidiyor çünkü yaygınlaşıyor. Hiç olmayan bir şeyi gün yüzüne çıkarttık ve buna da vesile olduysak ne mutlu. Kostüme bu şekilde başladım. Daha sonra tabii piyasada büyük bir açıklık vardı deri kostümle alakalı. Klipler, işte sinema filmleri, dönem işleri genellikle. Evet. Hatta Game of Thrones'a da bir kostüm gönderdim. Zaten Kapalı Çarşı'dan kumaşları alıyorlar. Orada bir irtibatımız olmuştu. Pek çok önemli modacıyla çalıştınız, pek çok önemli isimle evet, çalıştınız. Evet, büyük modacılarla çalıştık. Daha sonra işte sinema çok hoşuma gitti ve orada bir dünya yaratıyorsunuz, siz de iyi biliyorsunuz. Onun içine girmeye çalışıyorsunuz. Hatta yaptığım kostümleri falan giyip sahneye çıkıyorum, dekoru falan. Yani o havaya bürünmeyi çok seviyorum ve büründürmeyi de çok seviyorum. Atlarla da aynı platoda. Dönem işi olduğu için sürekli atlarla işledi. İlk yolunuz orada mı kesişti atlarla? Hayır, aslında çocukken çocukken kesişti. Ama çok büyük bir zaman aralığı var. Yani unutmuştum ben aslında atlarla buluştuğumu. Babam İzmir'de bir köyde korucuydu. Yani meralara giren hayvanları çıkartmak için evet. Bir görevi vardı. Ve atı vardı. Ben de çocukken... Neydi ismi atının, hatırlar mısınız? Kırat derdi babam beyaz olduğu evet. için ama özel bir isim koymamıştı. Ben de o ata binerdim küçükken. Yani üzerine bir eğer olmadan, bir başlık olmadan. Şu anda yaptığım Liberty Horses yani özgür atlar felsefesini ben çocukken zaten yaşamışım. Sonradan jeton düştü. İşte çocukken öyle atlara start vermiştim ama bu yaklaşık 3-5 ay falan sürmüştü. Daha sonra aradan uzun bir zaman geçtikten sonra platoda sıcak temasta bulundum atlarla. Oyuncu arkadaşımın da vesilesiyle sürekli atlara gidip geliyordu. Beni de götürmesini istedim ve atlarla tanıştım, havuç yedirdim. Önce binmekten çok sevmeyi, onları dinlemeyi, okşamayı, ahıra girip saatlerce kafa kafaya verip onlarla beklemeyi öğrendim. Bu sayede de aslında onlardan sabrı öğrendim. Şöyle öğrendim. Düşünsenize 4 metrekare bir alanda bir at günlerce bekliyor ve sahibi onu dışarı çıkartıp salmadıktan sonra özgür olamıyor. Ben o ahıra girip aslında onlarla aynı düşüncede olduğumu onlara gösterdim ve onları da çok iyi anladım. Normalde sosyal hayatımda çok konuşkan birisi değilim. Herkese böyle oturun bakayım size bir şey anlatacağım diyemem. Evet. Ama atlarla bilmiyorum neden hissiyat alışverişimiz çok iyi, çok iyi tuttu. Ruhsal olarak çok bana çok şey kattığına inanıyorum. Ne kattığını bilmiyorum ama o kadar çok güzel şey katıyor i̇yi ki. İyi hissediyorsunuz. İyi hissediyorum. O huzur, o sakinlik, evet, o sadıklık hissi. Bir şeye benzetmek evet. gerekirse ben atlara dokunduğumda terapi gibi geliyor bana. Ve zaten günümüzde de çok sağlık problemleri olanlar, hasta, ağır hasta olanlar, işte fiziksel sakatlıkları olan insanlara doktorlar hep atları öneriyorlar ki tedavi etsinler diye. Beni de galiba tedavi ediyor ruhsal anlamda. Ve onlara bir şey öğretmek. Mesela bir köpeği eğitebilirsiniz, otur, git, gel. Ama atlara öğretmek çok zordur. Atlara
Bir şey öğrettiğimiz zaman çok mutlu olursunuz. Mesela bir öğretmen öğrencisine bir şey öğretirse, ondan güzel bir yanıt alırsa çok mutlu oluyor ya. Ben de atlara bir şey öğretince çok mutlu oluyorum. Mesela onu selam vermesi, oturması, işte uzaktayken onu çağırıp yanıma gelmesi gibi şeyler. Atlarla vakit geçirmek çok güzel. Şu anda at çiftliklerindeki durumlar Türkiye'de sizin onayladığınız pozisyonda mı? Sizin de bir at çiftliğiniz var bildiğim kadarıyla. Evet, naçizane bir at çiftliğimiz var. Sanıyorum ortaklarınızla birlikte. Evet. Hatta bir at çiftliğiniz daha olacak bildiğim kadarıyla. İnşallah yakında yani bu atölye programından sonra evet. Sosyal medyadan çok ulaşan oldu. Kurs almak istiyorlar. O yüzden ben de çiftliğimde böyle büyük bir atölye kuracağım. Çok güzel. İnsanlara kurs vermek için. Çiftlikler ne durumda diye sordunuz. Aslında ben bir 5 yıl öncesine kadar at üstüne bin hadi git de denilebilen bir şey olarak bir felsefe olarak biliyordum. Ama sonra işin içine girince farklı boyutlarını öğrendim. Şimdi normalde hipodromda koşan atlar var. İşte fayton için kullanılan atlar var. Daha değişik görevler, cirit oynayan, geleneksel spor yapan atlar var. Ben bunların dışında başka bir felsefe geliştirdim diyeyim Türkiye'de çünkü daha önce yok. Evet. Bir tek arkadaşım var, Canbi Ceylan. O da benimle aynı felsefede, aynı düşünceleri paylaşıyor. Liberty Horses, yani özgür atlar. Ağızlarına demir kantarma takmadan, evet. Üzerlerine o sert kolonları sıkıp eğer koymadan, daha mutlu bir şekilde nasıl eğitebiliriz? Onlara nasıl zaman harcayıp da bizim gibi nasıl geliştirebiliriz bir felsefeyi araştırmak için ben yurt dışına gittim. Orada çünkü çok var. Çünkü cinsine ve yapısına göre değil evet, mi? Değişiyor. Hipodromda yarışan atlar Arap ya da İngiliz atları oluyor genellikle. Çünkü bunlar hızlı koşuyor. Ama siz mesela bir koşu atını 600 kiloluk bir faytona bağlarsanız ve onu yokuş çıkartırsanız bu ne uygun olmayacaktır. İnşallah bu felsefe Türkiye'de yavaş yavaş Canbi Ceylan ve benim naçizane sayemde değişecek. Her at her görevi yapmaz, her ata binilmez, her at fayton çekmez. Bunların bilinci yavaş yavaş kafalarda oluştukça insanlar atlara daha farklı davranacaklar. Biz de bu Liberty Horses yani özgür atlar programda görecekler zaten evet. Eğersiz ve başlıksız bindiğimi. Bu konularda kitaplar okur ve araştırmalar yaparlarsa, videolar izlerlerse insanlar daha bilinçli olacak ve herkes kendi atını yetiştirmeye başlayacak. Ve bambaşka bir dünya çıkacak ortaya. İtalyan at eğitmeni yani Horse Whisperer Bartolo Messina bir gösteri ekibinin baş aktörüydü. 8 tane at, özgür atla beraber şov yapıyor. Bir gün size de göstereceğim inşallah. Programdan sonra da olabilir. İzlersin şovunu. Muhteşem bir şov yapıyor. Ben böyle şovlar yapmaya başlayacağım Türkiye'de. Sabırsızlıkla bekliyoruz Murat evet. Bey. Çok teşekkür ediyoruz İnşallah. Size programımıza katıldığınız için. Yolunuz açık olsun. Daha güzel pek çok alana el atın ve bizi de bilgilendirin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler şehir takvimine gidiyoruz. Buyurun efendim. Boris Vian'ın savaşı ironik bir üslupla anlattığı oyunu Kasaplığın El kitabı İstanbul Devlet Tiyatroları Cevahir sahnesinde olacak. Gerilimle komedi unsurlarını birleştiren 39 basamak oyunu Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde izlenebilir. Sahibinin Sesi, çok kültürlülüğün, parçalanmanın, deliliğin izlerini sürerek yazılmış etkileyici bir hikaye. Sabahattin Ali'nin ünlü eseri Kürk Mantolu Madonna tiyatro sahnesinde.
Son dönemde caza yepyeni bir bakış açısı ve katmerli bir zenginlik kazandıran modern Londra caz sahnesinin yetenekli ismi Salon İKSV'de. Kerem Görsev Trio ve Elif Çağlar, caz klasiklerini seslendirmek üzere 30 Nisan Uluslararası Caz Günü'nde moda sahnesinde bir araya geliyor. Alman saksafoncu Angelika Nischier'la Selen Gül'ün aynı sahnede buluşuyor. TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, Uluslararası Caz Günü'nü Cemal Reşit Rey'de verecekleri konserle kutluyor. Romantik besteci Liszt'e ve Doğu'ya adanmış ilk sergi, Liszt Doğu'dan İzdüşümler sergisi 10 Mayıs'a kadar görülebilir. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'ndeki fotoğraf ve Osmanlı köklerinin yeniden keşfi sergisi yakında sona eriyor. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat bugünlük burada sona erdi. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın efendim.